Günaydın. Baba kadınlar mı iş yapar sadece? Geliyoruz. Bakınız bu da şanslı. Ne diyor? Cem geliyor. Bakalım yani. Herkese selam. Ay! Şanslı ya. Ya yeni bir YouTube videosuyla efendim. Ya bir video çektirmiyorsun ya. Bakınız bu da şanslı. Sinirim. Şansın hikayesini de anlatacağım. Neden şanslı olduğunu da söyleyeceğim. Video çekeceğim kaç gündür. Ha bugün, ha yarın, ha bugün, ha yarın derken bir türlü başlayamadım. Ama dün annem geliyor. Ekmek yaptık, onları çıkaracağız şimdi. Buyurunuz, bakınız. Taş fırın ekmeği. Dün. Ne anne ya, ekmeği gösteririm. Ne var ki ne? Yapmışız ne güzel. Dün. Anne bir dakika ya. Dün bir düğüne gittim. Bir tane minik bir sosyal dostum, sanal dostum dedi ki 6 gündür video çekmiyorsun, neden çekmiyorsun dedi. Kendisiyle tanışmış olduk. Çık tatlı minnoş bir kız. Buranla göz kırpıyorum. Lütfen video çek dedim. Ben de işte 2-3 gündür bunun bahanesini dedim, ha başlayayım derken bugün onun şeyiyle başlamaya karar verdim. Bayram videosu, vlogu. Tatil vlogu, işte köy vlogu gibi bir vlog olacak bu. Ama şu an bir iş, ev iş vlogu oluyor. Sinek, Emre abla mı? Bakayım. Buraya nasıl çıkacağım? Allah. Düşeceğim kız buradan ben şimdi. Allah. Ne diyorsun? Dur bir dakika. Ay. Neredesin? Hani görmüyorum seni. Ha, anne semiz otu vereyim mi diyor Emre abla? Çokmuş bizde. Çok taze, çok güzel. Çok tazeymiş. Tamam ver. Nereye mi? Evet. Emre ablanın semiz otu. Anne nerede? Pek çok babam hepsini söktü semiz otlarının sabahleyin. Buradan düşeceğim şimdi yine. Allah. Tamam çıkartacağım ya. Dur. Hadi ekmek çıkarmacı. Tamam. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kapağı nasıl alacağım ben? Sıcak. Ayşe şurada bir de ısıtacaktım. Of, şurada değil. Tamam. Bununla mı çıkarıyoruz? Şansın ne? Anne ne buldu çöpte? Bir şey yiyor. Neyse. Kül olmasın ekmekler ama böyle. Bakınız ekmek. Ben hem çıkarıp hem nasıl bakayım? Kapağı üstüne koyacaksın o şeyin. Ayağını dayayacaksın. Ha. Ben bakamam sıcaktır. Al gel şurada ne koyacaksın? Nasıl alayım böyle? Geç kaldır o kasabını. Düşer, ekmek düşer. Efendim. Atma, dur. Narin dur yanına geç. Allah. İyi, uncaz mı olacak? Ne? Anne kocaman. Ha kızım ha. Aha bak. Ha neredesin sen? Ben sana elin aşağı indir ha. Ha dur bir dakika. Dur. Ben bunları nasıl tutacağım Emre abla? Telefonu bırak da bu yeğenim. Allah Allah. Al değiş tokuş yapalım. Oraymış. Yağlı bir de yaptı annem. Ekmek yaptık da. Ha iyiyim. Sen ben de kahvaltı yapmadım da. Bir de çay olaydı yanına. Sen niye okudan alçaktasın ya? Çay da var. Hazır dolaş. Bayram temizlikleri yapıldı mı? Yapılıyor. Gördüğünüz gibi her yerde temizlik yapıyorum. Süpürgenin kendine hayrı yok. Ben nefesimle çeksem daha güçlü bir çekim sağlarım gerçekten. Anne niye yeni süpürge almıyorsun ya? Nefesimle çeksem daha hızlı çekeceğim. Ben hiçbir şey çekmiyor bu. Nasıl yani? Nefesimle çek. Ya saçmalama ya. Thank you.
şükür temizlik girdabından çıktım. Şimdi sahile gidiyorum. Minibüsle gideceğim. Araba hala sanayide. Onu da anlatacağım. O 3 gündür var ya, başıma gelmeyen kalmadı yani. Keşke videoya yani yola çıkarken başlasaymışım. Hatta İstanbul'da yolda falan kaldık. Hani İstanbul'dan buraya gelirken. Sonra baktık bir sıkıntı var. Birkaç gün kullanıyorum ama. Dedi ki biz sanayiye gidelim. Götüreyim arabayı. Ve bunun 3 günlük işi, 2-3 binlik işi çıktı. O yüzden şimdi minibüsle sahile gideceğim. Denize girmek. Arabalı, arabasız. Eskiden araba yoktu zaten. Hep minibüse giderdik. Şimdi yine minibüse gideceğim. Kuzen, ay maske almadı. Kuzenlerimle gideceğim. Ay, çantamda varmış. Neyse geri dön. Kuzenlerimle gideceğiz. Şimdi onlar bekliyorlar. Oradan birlikte. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. İşte buraya dönüş saati oluyor minibüsün. Akşam 8-9 gibi mi ne? 8.30 galiba son. İşte öyle istediğin kadar kalamıyorsun. O biraz sıkıntı. Gün batarken günü denize giremiyorsun falan. Hani minibüse gidince. Onu da artık arabaya alınca yapacağız. Hadi bakalım. Orada görüşürüz. Minibüs keyifli. Tıkın tıkın dolu görüyorsunuz. Herkes yani. Ben tek başıma, tek tabanca. Yalnız o gülerime ve şapkama bayılıyorum. An itibariyle öğrene geldim. Yani her yaz bölgede olduğu gibi burada da böyle mini mini dükkanlar var. Böyle deniz malzemeleri satan, işte pastaneler, işte takıcılar, onlar bunlar. Ve işte canım öyle eve geldim. Bakın et işinden bile belli. O kadar güzel ki. Kadar minnoş ki. Kuzenlerim plajda. İneceğim onların yanına. Beraber denize gireceğiz. Ama size denizi daha da bir yakından göstermek isterim şu an. Bakınız. İşte böyle. Oo, bugün kalabalık mı? Geçen gün çok soğuktu ya. O çok kalabalık değil. Şuradan atlıyorum ben. İnanılmaz zevkli oluyor atlaması. Çok güzel. Benimkiler nerede? Bir bakayım şimdi onları bulacağım. Gördün mü? Yok, görememişim. Gideyim bulayım. Nasıl? Güzel mi havalar? Biz kuz işlerle. Kumda oturuyoruz. Güneşleniyoruz diyemiyorum. Bildiğin kumda oturuyoruz. Olsun, o da çok güzel. Ay, her yerim kaşınıyor. Kumdan sadece kaşıdın beni ya. Kumdan her yerim kaşınıyor. Hadi girelim artık. Bir daha girelim denize. Sonra da gideriz. Öğren denizinden bildiriyorum. Tipe bak. Su bugün ideal sıcaklıktaydı. Olması gerekli. Buranın suyu zaten her zaman soğuktur. Ama o geçen gün girdiğimiz neydi değil mi Selcan ya? Yani şöyle tarif edeyim. Böyle pet şişeyi buzluğa sokmuşsun. Tam donmak üzereyken geri almışsın. Öyle bir soğukluktu. Ama o gün çok güzeldi ama biz biraz dönüyoruz. Şu an erken dönüyoruz. Hep biraz daha kalabilirdik. Şu ama an yemek mi? Aa, evet. Aa, ayvalık tost yiyeceğiz şimdi. Gözlerimizi. Nurten ablamın kumpiri gelmiyor. Bizim tostumuz gelmiyor. Kumpir. Günaydın. Milyonumuzun ikinci gününden herkese merhabalar. Sabahın köründe yollara düştük. Hem de traktörle. Çünkü kurbanlık alacağız bugün. Pazara gideceğiz falan. O kadar çok işimiz var ki. Hadi bakalım. İnşallah bugün halledebiliriz. Bildiğiniz canımız. Ya arabayla ilgili tamirde olduğunu söylemiştim ya hani. Yola gelirken hararet yaptı İstanbul'dan işte Bursa otobanında bayağı biz şey sağ çektik falan işte hararetin geçmesini bekledik, su koyduk bilmem ne. Sonra dedi ki babam bunun bir sıkıntısı var çünkü suyu çabuk eksiltiyor. Biz bir bunu gösterelim dedi. Neyse gösterdik.
İşte gittik. Canti miydi ya? Neydi onun adı? O yanmış. Can yok. Bir şey. Bilirsiniz. İşte bunu değiştirmemiz gerekiyor dediler. İki işte ikiyi geçer falan dedi. Okey dedik. Neyse ondan sonra şimdi tekrar aradı. Ben dedim ki 2-3 gün sürer dedi. Biz 2 gün oldu bu arada arabayı verildi. 2-3 gün sürer dedi. Okey dedim. Şimdi arada az önce dedim ki o araba oldu herhalde falan. Yok bilmem trigger kayışı değişecekmiş. Yok bir şey kapağı işte sular kireçli olduğundan araba hararetle yapınca falan o eskimiş. Onun değişmesi gerekiyormuş gitmiş falan dedi. 5 oldu yani arabanın. Arabayı satıyorum arkadaşlar. Alıcım varsa. 5000 diyor ya. Vallahi çok moralim bozuldu. Durduk yere yani hani beklenmedik bir anda olduğu için canımı sıktı. Size de paylaşayım dedim arabanın sıkıntısı neymiş. Hem de anlatayım dedim. Bugünkü çilekeş hayatımız pazarda devam ediyor. Annemle pazar alışverişine dondurma molası verdik. Anne. Niye çıkmıyorsun videoma? Anne damladı. Kurbanımızı aldık. Babam bekliyorum. Hayvan pazarının önünde. Bu da benim minnoş kurban. Aslında bazen üzülüyorum. Şimdi düşününce kendimi çok ilkel çağda gibi hissettim ya. Hani eskiden köle pazarlar olurmuş, köle satışı olurmuş falan. Yani hayvan pazarı şeyini görünce böyle bir şey oldum, garip oldum. Hani bu sonuçta dini bir ibadet. Tabii ki inançlarım bu düşüncemin önüne geçiyor. Ama yine de ne bileyim ya, bir yandan da üzüyorum. O kadar ikilemdeyim ki yani hani bu konu hakkında. Ya eğer öyle olacaksa hiçbir şekilde et tüketmememiz gerekiyor. Sadece hayvanların işte kesilmesine karşıysak bir şekilde et tüketiyoruz yani. Bunu görmeden kasaptan alıyor da olsa. Ama şu an huzur demeledikçe benim bir canım sıkılıyor, üzülüyorum. Ama Allah kabul etsin inşallah. İbadetimizi gerçekleştireceğiz. Milyonumuzun yeni gününden herkese günaydın. Tipime bakın, yeni uyandım. Sesim bile hala. Babam kurbanın çukurunu kazıyor. İşte şeylerini atmak için. Yenilmeyen yerlerini atmak için. Ben de erken uyandım. Çünkü bu sefer ben de kesineceğim. Kesineceğim deniliyor burada artık. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Allah kabul etsin. Kuzucuk. Sevgili kuzucuk. Son sözlerin neler? M mi? Başka? Başka ne demek istersin? Bir daha mı? Peki, tamam. Başka? Yine mi mi? Evet. Ay senin adın Karabaş olsun. Başın kara, her yerin ak. Nasıl kuzusun sen? Biliyomuzun. Baba kadınlar mı iş yapar sadece? Hayır, öyle bir şey yok. Vlogumuzun bilmem kaçıncı gününden herkese merhaba. Tamam seni çekmiyorum. Tamam. Şimdi fırından etlerimizi çıkaracağız. Bakayım baba olmuş mu? Oo. Dikkat et ha düşürmeyesin. Uyku almadım. Giyindik süslendik. Meloşumla bayram ziyaretine gidiyoruz. Teyzoşuma. Herkes orada. Ay gözüm akmış ya. Ha yok. Biz biraz geç kaldık. Bir türlü işleri bitiremedik. Annem de şimdi içme suyu almaya gitti. Çünkü teyzemlerin köyünün suyu biraz kötü. İçemiyoruz biz. Ve geliyor. Şu endama, şu güzelliğe, şu zarafete. Maşallah. Hazır mıyız? Sen. Hadi gidelim. Teyzem. Kliması çalışıyor. Oh. Ama çok sık gelmek neyse. Geliyoruz. Deminden beri herkes bizi arıyor. Neredesiniz diye. Bugün biraz açık kaldık. Nerede kaldınız ya? Nerede mi kaldık? Vallahi. Ne yapıyorsunuz? Geldik. Diğerlerinden. Efendim gel aşkım. Öpeyim. Öpeyim. Of. Bugünkü istikametimiz Akçay. Babişkom geldi. Gelemedi. Anneşkoyu bekliyoruz. Teyzemi de alıp
Akçaya gideceğiz. Ben denize gireceğimdir. Tabii ki de biraz geç oldu. Akşamüstü. Akşamüstü deniz daha güzel olur. Bunlar pek sanmıyorum yani akşamüstü denize gireceklerini. E hadi. Annem çıksa şaşırırım zaten. E sen gel bin. Yine bana beklemeler. Şu cam açayım bari. Oh. Esiyor. Bugün de böyle buralardaydık. Komşulara gittik bayramlaşmaya. Ondan sonra daha yeni evden çıkabiliyoruz. Havada sıcak, böyle sıcakta çıkası gelmiyor insanın. Esiyor gene Allah'tan. Bizim bahçe çok güzel estiği için böyle o güzel esintiyi bırakıp plajda kavrulasım gelmiyor yani açıkçası. Hani orada çocuk kilidi var. Çantam da o tarafta zaten. Şurada mı benim? Geldin mi sonunda? Havaya bak havaya. Gözlüklerim. Lanet, ben de gözlükle geçiyorum. Ne diyorsun? Hani gözlüklerin çok yakışmış. Teşekkür ederim. Kıyafetinle de çok uyumlu. Teşekkür ederim. Hakçe adım atmış bulunmaktayız. Teyzem arkada. Annem. Elay. Kuya git kuya. Zorlu şartlar altında ilerliyoruz. Hiçbir yerde boş yer yok. İstanbul trafiğinden berbat bir durumda. Ve ben böyle streste kan revan için arabaya park yeri ararken gittim artık. Akçay'ın dışına koydum yani, otoparklar bile doluydu. Öyle bir trafik. Denize girdik çıktık. Baba sen ne yaptın ben denizdeyken? Ben de çaygan açtım. Gazino mu babam? Akşehir'de. Akşehir'de. Bakayım. Anne siz ne yaptınız? Annem nerede ya? Ben dondurma yedim. Tese sen ne yaptın? Dondurma yedim. Çok güzel eğlendik. Niye yaptınız eğlenip de Allah aşkına? İki yanınıza bakın. İki yanınıza bakın. Çıplaklara baktınız. İyiymiş o zaman. Azıcık da ben bakınayım. Gün batımına. Baba sen çok bakmasaydın zaten. Rüyalama giriyorsun. Kafam kızgın sana. Günaydın. Dün gece dondurmayı biraz fazla kaçırmışım. Ağır bir gece. Yok. Saat 9 ve 9'da ben uyandım. Şu da babaannemin örtüsüydü. Ay babaanneciğim. Neyse. Yeni bir gün başladı. Yeni maceralar. Şöyle yapınca şişko çıkıyorum ya. Şöyle yapayım. Gün içinde görüşürüz. Sonunda evden çıkabildik. Bugünkü istikametimiz Ören. Gideceğiz ve denize gireceğiz. Biraz akşamüstü oldu ama akşamüstü deniz daha güzel olur. Tabii ki yine annemi bekliyorum. Babişim geldi. Hoş geldiniz Osman Bey. Efendim. Kameralarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok bir şey. Teyzem geldi. Annem. Yola çıkıyor. Ne? Koydum. Arabistan yollarına gidiyoruz. Bari. Hacca mı gidiyorum sandım baba, ne arıyorsun sana? Kapıyı kilitlemedim ben. Baba sen kapıyı kilitledin mi? Kilitlemiş babam. Anne lastiğini almış. Hacamaların giymiş. Hazır mıyız kızlar ve beyler? Hadi hoşçakalın. Bir şişir yeni. Anne nereye gidiyorsun böyle? Yatağı kim alıyor? Hani bu halin ne? Ay ki öten yüzem biliyorum. Annem birazdan sahiller akacak. Benim telefonum suya dayanıklı. Evet hadi yüzme derslerine devam edin. Yarın bizim her yakın. Her yer atma bizi. Annem teyzeme yüzme dersi veriyor şu an. Hadi teyze öğrendin mi bakayım? Öğrendin mi? Su kabul etmiş. Ne yapıyor? Su kabul etmiş. Ama teyze demin yapıyordun. Az önce yapıyordun.
Yapıyor, çok yavuz yapıyor. Yaptım, yaptım. Hadi uzat ayaklarını. Oo, teyzem ayaklarını havaya kaldırdı. Bravo. Üstün başarı ödül vereceğiz sana. Oğluma da güvenemiyor da kazamı tutuyor. Gir tut atacağım. Poz verin kızlar. Aşırı top atıyoruz. Zor şartlar altında çay demlemeye çalışıyoruz. Güneş çok güzel batıyor bu arada. Çayımızı göstereceğim. Göstereyim. Çayımızı karton kutunun içine koyduk, piknik tüpünü. Evet hanımlar, annemin haşamasını giydim, çok üşüdüm. Şu poşeti al gel şimdi. Hangi poşet? Al bak. Evet, bence de yakınımıza koyabilirdik. Dur ben alayım. Hanımlar. Hiç bana poz vermiyorsunuz bana ya. Hadi kaynasın mı? Kaynasın. Getirsin ya. Kaynasın mı? Çaydan alalım. Ay iyi manzarayı bırakın. Herkes bizim gibi bu arada. Herkes. Hani yanarsınız bak, ben karışmam. Oo. Kaç dakika çay kaç dakikaya olur? Yarım saat bence olur. Çok çok dediniz ya. Bizim iş yavaş yavaş anlıyor. Bir bakın kamerama. Anne kamerama bakar mısın? El salla. El salla. Şanslı. Benim güzel kızım. Gel dur. Çek kafanı. Kafanı çek kafanı. Heh, gel kucağıma. Gel bakalım gel bakalım. Şanslı. Gel dur dur, video çekeceğiz. Şimdi gel. Şanslı'nın hikayesini anlatacağım size. Biliyorsunuz ki aracım bozulmuştu. Biz sanayiye götürmüştük. 2-3 günlük iş varmış da böyle olduğunu bilmiyorduk ilk etapta. Sonra arabayı sanayiye bıraktık ve minibüse bindik eve gelmek için. Minibüste böyle bir kedisi miyav. Ben sanırım ki minibüsekilerden birinde kedisi var sesli. Oradan ses geliyor. Sonra birileri dedi ki Allah Allah, bir yerlerden kedi sesi geliyor falan. İşte ilk durağa geldik, işte minibüs durdu falan. Adamın biri indi baktı. Uf, böyle sevdiriyor kendisini böyle. İşte indi baktı. Şanslı tekerle çamurluğun arasında bir yere böyle sıkışmış. Orada sürekli miyavlamış ve bir durak gelmiş oraya kadar. Yani şey dedi adam işte. Dönseydi tekerin altına alabilirdi teker altına dedi. Güzel kız. Sonra böyle küçücük yağmıştı. Ben de hemen aldım işte böyle. Şeyler çünkü evin içine falan asla sokmazlar. Büyüyene kadar bakacağız. İnşallah sonra İstanbul'a gider miyiz beraber bilmiyorum. Bu arada Şans çok acayip akıllı bir kedi. Adını duyduğu zaman koşa koşa geliyor. Ama elimi ısırmak yok. Kovduğun zaman gidiyor falan böyle. Kuzenimin kedileri var. O cins olduğunu söylüyor. Sokak kedisi olmadığını söylüyor. Bence haklı olabilir çünkü gerçekten çok akıllı. Değil mi kızım? Gel kapanış videomuz bu. Ablalara el salla, abilere, ablalara. Bir sonraki videoda görüşürüz de Şanslı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.